Diyarbakır polisi uzun süredir 6-7 Ekim provokasyonunun yaşandığı 2014 yılında kurban eti dağıtırken öldürülen Yasin Börü ve 3 arkadaşının katil zanlısının peşindeydi. Katliamın sanıklarından biri olan 24 yaşındaki Ersin Filizer, Yenişehir ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Peki 6-7 Ekim 2014'te ne olmuştu? HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla başlatılan olaylarda terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'yi ele geçirmesini protesto bahanesiyle sokaklar yakılıp yıkılmıştı. Terör örgütü PKK yandaşları ülkeyi karıştırmak için iş başındaydı ve ölüm haberleri peş peşe geldi. Türkiye'nin pek çok kentine de sıçrayan olaylarda 46 kişi yaşamını yitirdi, 700'e yakın kişi yaralandı, 350'ye yakın kişi de tutuklandı. O provokasyonda yaşamını yitirenler arasında kurban eti dağıtırken vahşice dövülerek öldürülen Yasin Börü ve 3 arkadaşı da vardı. Yargılama sonucunda 41 sanıktan 16'sı 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ise 5'er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır'da yakalanan firari sanık Ersin Filizer'in dosyası ise yargılama yapılamadığı için ayrılmıştı. Kışlalarda yaşanan zehirlenme vakaları kalıcı bir çalışmayla artık sona erecek. Bundan böyle Mehmetçiğin gıdaları yerli üreticiden temin edilecek. Hem asker sağlıklı beslenecek hem Türk çiftçisi kazanacak. Mercimek çorbası, mezgit kızartma, zeytinyağlı barbunya plaki, mevsim salata ve aşure bulunmaktadır. Bütün tedarik ihtiyacımızı öncelikle kamu kurumları ve kamu kurumu özelliği olan kuruluşlardan temin edeceğiz. Mehmetçik artık daha güvenli ve yerli gıda tüketecek. Kışlalarda yaşanan zehirlenme olaylarına son vermek için Milli Savunma Bakanlığı çalışma başlattı. O çalışmanın sonuna gelindi. Allah'ımıza hamdolsun. Allah'ımıza hamdolsun. Milli Savunma Bakanlığı bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile protokol imzalayacak. İki bakanlık ortak çalışacak. Bundan böyle Mehmetçiğin tüketeceği gıdalar yerli ve güvenilir kaynaklardan temin edilecek. Bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı denetimindeki ilgili kuruluşlar...